Selam gençler. Üçüncü pekiştirme testimiz çözümlerle devam ediyoruz. Ara haldeki iki maddelerinin kütle ısı sahası grafiği verilmiş. Öz ısılarını bize kıyaslamamız istiyor. Şimdi arkadaşlar burada ısı sahası dediğimiz kavram neydi? Isı sahası m ile c'nin çarpımı. Yani kütle ile öz ısının neydi? Çarpımıydı. Farz edelim ki ben bunların hepsinin kütlesini eşit alayım. Aynı kütlede aldığım zaman, kütleleri aynıysa, dolayısıyla öz ısısı büyük olan ne olacak? Isı sahası da büyük olacak. E aynı kütledeyken kimin ısı sahası en büyük? Z'nin. Dolayısıyla Z'nin demek ki öz ısısı en büyük olacak. Sonra kim gelecek? Y'ye gelecek. E aynı kütledeyken öz ısı sahası en küçük olan X olduğu için X'in öz ısısı da nedir? En küçüktür. Yani cevabımız Z, Y, X, Bursa olacaktır. Yine ara haldeki kaleme maddelerine aktarılan ısı sıcaklık grafiği verilmiş. Bu maddelerin öz arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bir madde bir ısı aktarırsak onun sıcaklığı ne yapar? Değişir. Peki sıcaklığı ne kadar değişir? Q eşittir. M, C, D, 6, T'den buluruz. O zaman şöyle düşünün. Hepsine ben aynı miktarda ısı aktardığımı düşün. Şimdi aynı miktarda ısı aktarıyorsam Kimin sıcaklığı en fazla değişiyor? K'nın sıcaklığı şu kadar değişirken D'ninki biraz daha fazla değişiyor. M'nin sıcaklığı ise çok değişiyor. O zaman M'nin sıcaklığı çok değişiyorsa demek ki o M'nin ısı sığası daha küçük. Yani M ile C'nin çarpımı daha küçüktür. Yalnız bunların kütleleri hakkında bilgimiz var mı arkadaşlar? Kütleleri bilmiyoruz. O zaman soru bana kütleyi vermeden buradan C'yi kıyaslama şansım var mıdır? Yoktur. Belki C'ler eşittir ama kütlelerden dolayı bu olay gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu soruda arkadaşlar öz ısılarını ne yapamayız? Yani bilemeyiz. Isı sahası yukarıda verilen ifade hangisiyle hesaplanabilir? Isı sahası neydi arkadaşlar? M ile C'nin çarpımıydı. Yani o maddenin kütlesiyle öz ısısının çarpımıdır. Doğru mudur? Doğrudur. Ve Q eşittir MC delta T O zaman biz ısı sahasını MC'yi bulmak istiyorsak her tarafı delta T'ye bölersem o zaman Q bölü delta T de benim için ne olacaktır? Isı sahasını verecektir. Yani transfer edilen ısıyı sıcaklık farkına bölersem yine ısı sahasını bulur muyum? Bulurum. Peki sıcaklıkla öz ısının çarpımıdır? Hayır, ile öz ısının çarpımıdır. Dolayısıyla üçüncü ifademiz yanlış olacak. Cevabımız 1 ve 2'dir. Kütle, öz ısı ve sıcaklık değişimi verilmiş. Bunlara aktarılan ısıyı soruyor. Şimdi arkadaşlar bir maddeye ısı verdiğimiz zaman, tabii burada hal değişimi olmadığını söylemesi gerekiyor. Şimdi ısı verdiğimiz zaman ne yapıyor? O aldığı ısıyla sıcaklığını değiştirirken nereden değiştiriyor? mc delta, T'den değişiyor. Dolayısıyla biz aktarılan ısıyı bulmak için ne yapacağız? Kütlesini, öz ısısını ve sıcaklık değişimi çarpacağız. Yani şu üç ifadeyi ne yapacağız? Çarpacağız. Bu üçünü çarparsam arkadaşlar ne olur? 2mcT kadar olur bu aktarılan ısı. Burada kütle, öz ısı ve sıcaklığı çarparsam bu 4mcT kadar olur. Burada yine kütle, öz ısı ve sıcaklık değişimini çarparsam burası da 2mcT olacak. Dolayısıyla en fazlası kimi aktarmışız? L'ye, K ve M'ye ise buna göre daha az ve eşit miktarda. Hangileri doğrudur demiş? Öz ısı büyük olan maddeler çabuk ısınır ve çabuk soğur. Hayır arkadaşlar tam tersi. Öz ısı büyük olduğu için hani Q eşit T, dem. Öz ısı C'si ne kadar büyükse de sıcaklık değişimi o kadar az olacaktır. Daha düşük olacaktır. Yani geç ısınacak ve geç soğuyacaklardır. Çabuk ısınıp çabuk soğumazlar. Madde miktarı ısı sahasına etkilemez demiş. E şimdi ısı sahası dediğimiz kavram neydi? M ve C'nin çarpımı. Dolayısıyla madde miktarı değişince kütle değişecek. Kütle değişince o zaman ısı sahası etkilenir. Yani bu da yanlış. Karalar denizlere göre çabuk ısınır ve çabuk soğur. Evet arkadaşlar suyun öz ısısı karaya göre nedir toprağa göre? Daha büyüktür. Dolayısıyla suyun öz ısısı büyük olduğu için su geç ısınır ve geç soğur. Karalar ise çabuk ısınır ve çabuk soğuyacaktır. Yani cevabımız yalnız 3 Ceyhan olacak. Bir maddenin öz ısı değerleri tabloda verilmiş. Katı maddeleri özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığında hangi cismin sıcaklık artışı en fazla olur? Ve nasıl? Eşit kütleli. Şimdi Q eşittir neye? mc delta t'ye. Şimdi ben ne yaptım? Aynı ısıtıcıyla aynı miktarda süre ısıtırsam bunlara eşit ısı vermiş oldum. Dolayısıyla bunlara eşit ısı aktardım. Kütleler zaten eşit. O zaman ne yaparız arkadaşlar? Öz ısısı küçük olan sıcaklığı ne yapacaktır? Çok değişecektir. O zaman sıcaklık artışının en fazla olması için öz ısısı en küçük olanı seçmem lazım. Kütleler aynı olduğu için zaten ısı sahasına bakmış oluyoruz. Öz ısı en küçük olan da kim olacaktır? V olacaktır. Yani cevabımız Edirne'dir. Deniz seviyesinde iki ayrı ısıtıcıyla ısıtılan aynı cins arı kale maddelerinin sıcaklık zaman grafiği veriyor. Kütleler de eşit olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar bana aynı cins demekle bunların öz ısının aynı olduğunu yani öz eşit olduğunu söylüyor. E kütleler de ne demiş? Kütleler de aynı demiş. Dolayısıyla şöyle düşünün. E Q eşittir neye? MC C, delta, T. Ye. E bunların kütleleri aynı. Öz ısıları aynı. Bunun sıcaklığı sıfırdan T'ye çıkmış. E bunun sıcaklığı sıfırdan T'ye çıkmış. Yani sıcaklık değişimi aynıysa demek ki o sırada bunları aktardım ısılar aynıdır. Demek ki ben K'ya 2 T sürede Q ısısı vermişim. L'ye ise ne yapmışım? 5 T sürede aynı ısıyı vermişim. O zaman demek ki ben farklı sürelerde bu ısıyı verdiğime göre ne olmuş? K 2 T sürede o ısıyı aktarabildiysem o ısı kaynağıyla sonuçta ayrı ısıtıcılarla ısıtıyorum. O zaman L ise aynı sıyı vermek için daha uzun zaman geçirdi demek ki K'yı daha güçlü bir ısıtıcı ile ısıtmış oluyorum. T zaman içinde aldıkları ısı miktarları eşittir. Hayır, 2 T'de Q alıyor, bu 5 T'de Q alıyor. Dolayısıyla bu T sürede Q'nun yarısını alırken bu T sürede Q'nun 5'te birini alacaktır. Yani eşit değildir. T anda sıcaklıkları eşittir. E bunun t sıcaklığı ne kadar olacak? T bölü 2 olacak çünkü ısının yarısını alacak. Ama bunun t sıcaklığı T bölü 5 olacaktır. Dolayısıyla T1'deki sıcaklıklar eşit işte olmayacak. K maddesinin 2T süre içinde aldığı ısı L'nin 5T süre içinde aldığı ısı eşittir. Evet çünkü mler aynı, c'ler aynı ve bu 2T'de, bu da 5T'de sıcaklığın bir t arttığı için aynı ısıyı ne yapıyor, alıyorlar. Ama farklı sürede alıyorlar. Sebebi de ısıtıcıların gücünün farklı olması. Deniz seviyesine özdeş ısıtıcılar, yani özdeş demek ne demek? Eşit sürede eşit miktarda ısı veriyor. Dolayısıyla aynı ısıtıcılar sen burada 2 tersüre ısıttığın için ona 2 kilo ısı verirsen, e, bu da aynı ısıtıcıyla 5 tersüre ısıttığın için bu maddeye 5 kilo ısı vermiş olacaksın. Farklı kale maddelerin sıcaklık zaman grafiği vermiş, kütlelerin eşit olduğunu söylemiş. E şöyle düşünün arkadaşlar, ben K'ya ne yaptım? 2 kilo ısı verdim. Kütlesi M, C'sini bilmiyorum. Sıcaklığı ne yaptı? Sıfırdan T'ye çıktı. Yani sıcaklık ne kadar değişti? T'ye kadar değişti. L'ye ne yaptım? L'ye 5 Q'luk ısı verdim. E kütleler eşitti zaten. M'di. C'sini bilmiyorum. Farklı tür bir madde. E bu da 5 Q'luk ısı alınca sıcaklığı onu da sıfırdan T'ye çıkmış. Yani T'ye kadar değişmiş. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar taraf taraf oranladığı zaman Q'lar M'ler giderse bunların öz ısıların oranı ne olacaktır? 2'ye 5 oranda olacak. Yani bunlar farklı bir madde. K'nın 2T sürede aldığı ısı L'nin 5T sürede aldığı ısıdan daha azdır. Evet çünkü öz, ısıtıcılar özdeş demek ne demek? Eşit sürede eşit ısı veriyorum. O zaman K'ya 2T sürede 2Q ısı verirsem L'ye 5T sürede 5Q ısı veririm. Dolayısıyla K'nın 2T sürede aldığı ısı daha azdır. T anında sıcaklıklar eşittir. E, t anında bunun sıcaklığı nedir? T bölü 2'dir. E, bunun T anında sıcaklığı ise daha 1Q verdiğim için nedir? T bölü 5'tir. Dolayısıyla sıcaklıklar eşit değildir. K'nın ısı sahası Lden küçüktür. E K'nın kütleler zaten eşit arkadaşlar. Isı sahası dediğimiz şey Mc. M'ler zaten eşit olduğu için ve K'nın C'si L'ye göre daha küçük olacağı için K'nın ne olacaktır? Isı sahası L'den daha küçük olacak. Yani doğru bir ifadedir. Cevabımız 1 ve 3 denizli olacak. Sıcaklığı artan katı bir madde için ısı almaktadır. Evet arkadaşlar maddenin sıcaklığı artıyorsa bunun sebebi nedir? Dışarıdan bir ısı almasıdır. Sonuçta Q eşittir ney? MC delta T. O zaman sıcaklık artışı gerçekleşiyorsa demek ki o maddeye biz bir ısı veriyoruz. Tanecik sayısı artmıştır. Hayır arkadaşlar tanecik sayısının artması nedir? Kütlenin artması demektir. Burada kütle artmıyor sadece sıcaklık artıyor. Sıcaklık arttığı için ne yapıyor arkadaşlar? Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi artıyor. Yani daha hızlı hareket ediyor ama daha fazla tanecik olmuyor. Aynı tanecikler daha hızlı hareket etmeye başlıyor. İç enerji artmıştır. E maddeye biz bir ısı veriyoruz. Yani sıcaklık arttığına göre ısı alıyor. E ısı aldığı için o da bir enerji türü olduğu için sahip olduğu iç enerji miktarı ne yapmıştır? Kesinlikle artmıştır. X, Y, Z kaplarında sıvı kütleleri ve öz ısılar verilmiş. Özdeş ısılarla verilen ısıtıcılar özdeş. Özdeş demek ne demek arkadaşlar? Aynı sürede aynı miktarda ısı veriyor. Hepsi sıvıların aldığı kabul edildiğine göre T süre sonra sıvıların sıcaklığı artışı. E T süre dediğine göre demek ki ben hepsine ne yaptım? Hepsine aynı ısıtıcıyla aynı süre boyunca eşit miktarda ısı verdim. E Q kadar ısı verdim. E kütlesi M'di. özsı 2C'di. E sıcaklığı ne yapacak? Bunun Tx artacak. E buna da aynı sıyı verdim. E bunun kütlesi 2M özsü C'di. E sıcaklığı delta T'ye kadar artacak. E buna da aynı ısıyı verdim. E kütlesi M özsı 3C sıcaklığı delta Tz artacak. Şimdi verdiğimiz ısılar aynı olduğu için arkadaşlar ısı sağlarına bakın. O zaman X ve Y'nin ısı sahası eşit olduğu için o zaman X'in sıcaklığındaki artışla Y'nin sıcaklığındaki artış eşittir. E, Z'nin ise ısı sahası daha büyük. E, aynı sayı alıyor. O zaman ısı sahası büyükse sıcaklık artışı ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. O zaman X ve Y eşit. Z ise bunlardan daha küçük olacak. Yani cevabımız Adana'dır. Aynı maddenin yapılmış içi dolu kale ısı sağları. Şimdi ısı sahası neydi? M ile C'nin çarpımıydı. Bir kere aynı madde olduğu için bu C öz ısı ayırt edici bir özelliktir. Maddenin türüyle alakalıdır. Aynı madde olduğu için bunlar nedir? Öz, öz ısıları eşittir. E bana kütle lazım. E kütle de ne? E M eşittir. D V idi. Öz kütle ile hacmin çarpımıydı. E bunlar aynı tür madde olduğu için öz kütle de ayırt edici özellik. Onlar da aynıdır. E hacimlere bakacağım. E bunlar küre. E kürenin hacmi ne? 4 bölü 3 pi çarpı R'nin küpü. Yarı çapın küpüyle orantılı olduğu için ben bunun hacmine V dersem bunun hacmi 8 V'dir. Yani aynı madde olduğu için öz kütleleri eşit işte olduğu için dd olduğu için bunun kütlesi deveyken iken bunun kütlesi 8 deve. Yani ben bunun kütlesine m dersem bunun kütlesi nedir? 8 m'dir. Ee, öz ısılar da eşit işte olduğu için o zaman bunun ısı sahası mc, bunun ısı sahası 8 mc olacak. O zaman oran ne çıkacaktır? 1 bölü 8 çıkacaktır. K cismin öz ısı c, ısı sahası mü, k'nın çevrece ısı verilince c ve mü nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar hal değişimi yokmuş. C neydi? C öz ısıydı ve ayırt edici bir özellikti. Yani maddenin türüyle alakalı. Ben ona dışarıdan ısı verirsem işte mc delta t'den ne olur size sıcaklığı artar. Sonuçta C'si ne yapmaz? C'si değişmez. E mü dediğimiz ısı sahası, e, ısı sahası dediğimiz şey de ne arkadaşlar? Kütle ile öz ısının çarpımı. E ben ısı verdikçe bu adamın ne yapacak? Sıcaklığı artacak sadece. Kütle değişecek mi? Hayır. Öz ısı değişecek mi? Hayır. Dolayısıyla mü dediğimiz ısı sahası ne yapmaz? O da değişmez. İkisi de değişmeyeceği için cevabımız Ceyhan olacak. E ne olacak aldığısıyla? Sadece sıcaklığını arttırmış olacak.